Gelişmiş ülkelerde peynir tüketiminin fazla olması yanında tüketici tercihlerine hitap etmesi anlamında da her geçen gün yeni ürünler ortaya çıkıyor. Geleneksel tatlarsa bugün hala önemini koruyor. Ülkemizde bu geleneksel tatlar arasında Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Kars'ta üretilen peynirlerin özel bir yeri var. Burası Boğatepe Köyü. Kars peynirlerinin en önemli üretim merkezlerinden biri. 2200 metre yüksekte yaşayan Boğatepe halkı daha çok hayvancılıkla geçiniyor. Zavod ırkı dedikleri ineklere sahipler. Rusça kökenli bu kelime fabrika ineği anlamına geliyor. Kars'ta üretilen peynirlerin eşsiz tadını günde 10 litre civarında süt verebilen bu inekler sağlıyor. Kar kalktıktan sonra otlaklara yayılan inekler bölgenin son derece zengin taze ot çeşitleriyle besleniyor. Süt ürünlerindeki çeşitlilik günümüzde giderek azalsa da bölgede temel geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün bölgede üretilen 3 temel peynir var. Kaşar, çeçil ve gravyer. Kısaca çeçil ve kaşardan söz edeyim. Çeçil tel peynir, Erzurumlarda civil, Karadeniz'de tel, bizde çeçil. Bizde niye çeçil? Kafkas ağzıyla çeçil. Kafkasya'daki tüm halkların ortak üretim kültürüdür. Yağ alınmış sütten yapılır. Çok insan sağlığı için çok iyidir. 4-5 saklama biçimi ve kullanma biçimiyle kullanılır. Kaşar, Kars kaşarı Türkiye'de üretilen diğer kaşarlardan farklı. Niye farklı? Trakya koyun ağırlıklıdır. Mutmuş, koyun geçi ağırlıklıdır. Prosesleri farklıdır. Sıcak bölgeler olduğu için yağ oranı düşüktür kaşarda. Kars göle çok daha doğanın zenginliğini ürüne yansıdığı bir yer. Doğanın zenginliğinin ürüne yansıdığı bir yer. Sütler, inek sütleri, ağırlıklı inek sütlerinden yapılıyor. İçerisinde %30 civarı koyun sütü, koyun ve keçi sütü var. Ama lezzetli bir peynir. Lezzeti yağından ve bu doğanın floradaki zenginliğinden geliyor. Kars gravyeri bölgenin sahip olduğu özellikler ve marka değeri açısından öne çıkıyor. Gravyer aslen İsviçre kökenli bir peynir ve adını da İsviçre'nin bir kasabası olan Gruyère'den alıyor. İnek sütünden yapıldığı için Türkiye'ye de uyum göstermiş ve günümüzde sadece Kars'ta sınırlı bir şekilde üretiliyor. Gravyer'in Türkiye'ye geliş öyküsü 1. Dünya Savaşı ile başlar. O yıllarda Kars'ı işgal eden Ruslarla yapılan kültürel etkileşim sonucu bu peynirin yapılışı ülkemizde öğrenilir ve yayılır. Peki Kars gravyeri nasıl üretiliyor? Kars Ardahan bölgesinde süt sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere toplanıyor. Boğateperiler ineklerini sabahın ilk saatlerinde sağıyorlar. Süt sağıldıktan hemen 1 saat içinde mandıraya getiriliyor. Burada süzülerek bakır kaplı büyük kazanlara dökülüyor. Gravyer yapımında kullanılan bu kazanlar Kafkasya'dan gelen büyük dedelerin mirası. Altın ve gümüş katılmış 150 yıllık dev bakır kazanlar. Kuşaklar boyu ağızdan ağza aktarılan bir teknikle süt mayalanıyor. Maya şirdenden hazırlanıyor. Mayalandıktan sonra 45 dakika bekleniyor. Daha sonra düzenli bir kesme ve karıştırma işlemine tabi tutuluyor. Bu sırada kazanların altı yakılıyor, sıcaklığı artırılıyor. 62 dereceden sonra ateş kapatılıyor ama kazan yerinden kaldırılmıyor. Çevresindeki tuğlalar ısınıyor ve tuğlaların ısısıyla peynir demlenmeye bırakılıyor. Usta vaktin geldiğini anlayınca soğuk suyla şokladığı kollarını omuzlarına kadar 62 derecelik kazanın dibine daldırıyor. Kazandaki bütün peyniri yardımcılarının hazırladığı büyük temiz bir tülbendin içine tek bir hareketle aktarıyor. 90 kilo civarındaki peynir hemen bohça haline getiriliyor. Makara sistemiyle karşı tarafta hazır bekleyen kasnağın içine indiriliyor. Basit ama etkili biçimde çalışan mekanik mengenelerle peynirin suyu çıkarılıyor.
Sık sık kasnak değiştirilerek suyundan arındırılan peynir, önce 4 günlüğüne havuza, sonra da sauna denen sıcak odaya alınıyor. Peynir buraya alındıktan sonra ısı 28 derecede tutuluyor. İlk 2 gün peynir insan gibi terliyor. Binanın toprağın içinde olması odanın ısı ve nem ayarlarını düzenliyor. Tuz azaldıkça tuz takviyesi yapılıyor. Peynirde hızla üreyen maya bakterileri burada tekerleği hafifçe bombeleştiriyor. İçinde gözenekler oluşuyor. Peynirin içerisindeki o gözenekler bakteri içermektedir. Biz şimdi çekerken göreceksiniz. Üretim süreci normal 5 ay sürüyor bunun. Bizim buradaki çalışmalar 5 ay sürüyor. Pişirme, presleme, işte tuz havuzuna koyma, sonra bir sıcak saunaya alıyor. O sıcak saunaya alındığında peynirin içerisindeki probiyotik bakterileri çoğaltma amaçlı yapıyor. O delikleri oluşturma. Orada o delikler oluşturuluyor. Her delikte yaklaşık olarak 100 bin bakteri olduğu söylenir. Laboratuvarlarca. Oradan şeye geçiyor, soğuğa geçiyor. O bakteriler uyutuluyor. Bakteriler uyutuluyor. 2 yıl olgunlaşma, 5 yıl raf ömrü olan bir peynir. Sonra 6 aydan sonra kesildi. Sofrada yemek sonrası yiyorsun. O deliklerin içindeki uykuya alınmış bakteriler vücut ısısında yeniden canlanıyor ve bizim bağırsaktaki beslenmemize destek oluyor. Bunu yemek sonrası besin olarak kullanmada kahvaltı yerine onu tercih etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Kars gravyerinin birincil tüketim alanı Kars olmakla beraber ilerisi için birçok pazar vaat ediyor. Kars'ta hemen hemen her mandıra bir satış mağazası oluşturdu. Son yıllarda da Kars'a ciddi bir turist akımı var. Yaklaşık olarak yılda 80-100 bin turist kabul etmeye başladı Kars. Bu 80-100 bin kişi gelen buradan bir parçacık olsa alıp götürüyor. O bir parçayla tanışma, o tanışma Kars'ta olan bağa dönüşüyor, dostluk bağına dönüşüyor. Sonra kargoyla götürüyor veya eşi dostuyla götürüyor. Bu birinci şık pazarlamada. İkinci şık abduva ederiz biz Karadeniz'e. İyi ki Karadeniz var deriz. Çünkü Karadeniz olmasa bu kadar yağı, bu kadar peyniri kim yiyecek? Yine onlara Allah sağlık, sıhhat ve bol kazanç versin ki onlar bizim ürünlerimizi tüketsinler. Karadeniz'e gönderiyoruz. Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Ordu'ya kadar gider. Bu bölge bizim en ciddi pazarlarımızdan birisidir. İkinci, üçüncü aşamada kışlık yapılan ürünlerde Ankara, İstanbul, İzmir, şimdi Antalya'da katıldı sürece. Birkaç tane mandıracı arkadaşımız Antalya'da da iyi mal satmaya başladılar. Ancak Kars gravyerinin önündeki en büyük engel, ürünün bugüne kadar tarif edilmemiş oluşu. Ürünümüzü iyi tarif edememişiz. Bu süreci Serkay'la birlikte çalışıyoruz. Ben umudu içerisindeyim, bir yıl, iki yıl içerisinde ürünümüzü iyi tarif edeceğiz. Ürünümüzü iyi tarif ettikten sonra ürünün tadı, rehyası, besin değerleri ve neden oluştuğunu anladıktan sonra pazarlama yönteminde de bir kümeleşmeye doğru yöneleceğiz. Bir coğrafi işaretleme düşünüyoruz. Başarabilirsek coğrafi işaretlemeden sonra ürünü daha kolay satacağız diye düşünüyorum ben. İç talebi ancak karşılıyoruz. Onun için yapmak lazım. Yani bu bölgelerde Kars bu anlamda potansiyel olarak çok iyi. Yüksek, 1700'ün üstündeki bölgesi çok. Ben belgelere bakıyorum. Kars'ta Rusların döneminde 29 ayrı köyde gravyer zavodu var. Ya bu ne demektir? Ve buradan İsviçre'ye gidiyormuş, biliyor musun? Rusya'yı doyurduktan sonra fazlasını da Avrupa'ya gönderiyorlarmış. Şimdi bu ne demektir? Biz Kars'ta aynı süreci yeniden yakalayabiliriz. Ki inşallah yakalayacağız. Kars'ta yıllık 1000 tona yakın gravyer üretip Avrupa'ya ve dünyanın çeşitli yerlerine tekrar hedeflerimiz arasında var. Göndermeyi düşünüyoruz. Boğatepe köyünde Anadolu peynirciliğinin geleneksel geçmişini gözler önüne seren bir müze kurulmuş. Müze, Malakanlardan kalma bir mandırada yer alıyor. Burada gravyer ve kaşarla birlikte tam 11 çeşit peynirin üretim biçimleri görsel olarak sunuluyor. Ayrıca yöre peynirciliğinde kullanılan eski malzemeler de sergileniyor.